Bey, merhabalar. Merhabalar. Bayağı bir emek verilmiş bir tiyatro etkinliğiniz. Neler söylemek istersiniz? Ne kadar zamandan beri çalışıyorsunuz? Şöyle, aslında bizim bu sürecimiz yaklaşık 4 ay önce başladı. Burada Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu adında bir oluşum oldu. Hem aynı zamanda tiyatro topluluğunun kursu devam etti 4 ay boyunca. Hem de o kurs yerdeki öğrencilerimizle birlikte 2 tane oyun çıkardık. Bir tanesi çocuk oyunuydu, Oz Büyücüsü diye. Yalçın Özen'in yönettiği. Biz bu oyunumuzla sadece Kars merkezde değil, yaklaşık 10 tane ilçemiz var, Kars ilçemiz. Hem ilçelerde oynadık hem de köylerde oynadık. Hayatlarında hiç tiyatroya gitmemiş olan 10.000'e yakın çocuğumuz tiyatro oyununu da izlediler böyle. Şimdi de bu kurserlerimizin diğer kısmıyla da birlikte şey yapıyoruz, yani büyük oyunumuzu oynayacağız bu akşam. Turgut Özatman'ın yazdığı Ocak adlı büyük oyunumuz. Yaklaşık bu da yine bu süreçte ilçelere gidecek. Hayatlarında hiç tiyatro görmeyen insanlar taşıma yoluyla ile getirilecek böyle. Bu proje kapsamında, yani 4 aylık bir proje kapsamıydı. Umarım Kars halkı beğenir, onların beğenisini sunar. Sizin hayatınız tiyatro sahnelerinde geçti. Evet. Ama bu sizin için bambaşka bir deneyim olması diye düşünüyorum açıkçası. Ya ben hayatımın çok önemli bir deneyim oldu Kars. Yani ilk defa böyle, yani Türkiye'nin çok uç kısmındaki bir ilde, Anadolu'nun bir ilinde, küçük bir ilinde bir tiyatro yapılıyor. Burada aslında çok ciddi bir altyapısı olan bir şehir ama biraz unutulmuş. Şimdi biz onu tekrar canlandırdık Sayın Valimizin direktifleriyle. Çok zor geçti. Soğuk zaten başlı başına zor. Ama buradaki insanların hevesi, içtenliği, sıcaklığı, yani tiyatro her tarafta yapılabilecek. Bunu bize gösterdiler yani. Toplamda ne kadar köy, kaç tane köy gezdiniz ve ilgi nasıldı? Yani şöyle, 10'a yakın ilçe vardı. 10'a yakın ilçeye gittik bu 1,5 aylık süreç içinde. Köylerden ilçelere taşınan çocuklar oldu. Yani şöyle, hayatlarını hiç tiyatro izlememiş küçücük çocuklar geldi. Hatta bir hikaye var, ben bunu herkese anlatıyorum. Böyle çamurlar içinde, paçası, ayakkabısı çamurlar içinde, böyle beyaz bir gömlek ve üzerine bir tane papyon, kendisinin yaptığı papyonla tiyatro izleyen çocuklar vardı. Yani biz yani tiyatro iyileştirir. Biz de tiyatro sayesinde o çocuklara dokunduk. O yüzden ben kendi adıma manevi olarak çok iyi hissediyorum yani. Oyunculuklar hakkında ne söylemek istersiniz? Daha önce deneyimi olan kişilerden mi oluşuyor kadro, oyuncuların kadrosu, yoksa ilk kez deneyimli diyorlar mı? Yani şöyle, bizim öğrencilerimiz 64 yaşında, büyüklerimiz de var. Üniversitede okuyan öğrencilerimiz de var. Ev hanımı olanlar da var. Bizim şu anda bu akşam izleyeceğiniz iki tane öğretmenimiz, iki tane lise öğrencimiz, işte ev hanımımız. Yani çok böyle çok kültürel bir ekip oluşturduk yani. Profesyonel hiç kimse yok yani. Hayatlarında ilk defa tiyatro yapacak insanları izleyeceğiz yani. Bence çok başarılılar. Umarım onların, hatta öyle şey ki, biz onlara dokunduk. Şimdi aralarından 3-4 tanesi konservatuvara girmek için hazırlanıyor yani. Dekoru sormak istiyorum. En sıcak dekor diyebilirim tiyatro sahnesi için. Bunlarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Dekorun hepsini biz yaptık. Yani şu gördüğünüz panolardan tutun raflara kadar. Şu hatta sobanın bir hikayesi soban var. Siz görmediniz ama hani burası inanılmaz bir karkış kıyametti. Sobayı bir köye gittik. Köylü bir aileden rica ettik ve o karda kışta kıyamette sobayı aldık, buraya kurduk yani. Yani hepsi gerçekten el emeği. Şu şeyler, koltukları o kadar kirliydi ki, bunlar böyle bir depodaydı böyle. Onları aldık, temizledik. Yani burada gördüğünüz her şey hani hep birlikte imece usulü yapılmış. Anadolu'daki bir ev. O kadar. Evet. Şimdi oyuncu olarak yaptığınız şey aslında çok da kıymetli. Çünkü müthiş bir fedakarlık barındırıyor. Genelde günümüzde genel geçer göçebe oyunculuklar olduğu için popülerlik üzerinde. Bunun size kattığı duygu nedir? Çünkü hem bölgenin coğrafi zorluğu kendi içinde, hem yeterlilik anlamında envanter zorlukları ve dediğiniz gibi belki de ilk kez hayatında tiyatroya oyunu izleyen, onlara eğitim veren çocuklarla bir arada görüyorsunuz. Bunun sizde yarattığı sorumluluk ve o duygu nasıl, tarif edebilir misiniz? Yani aslında bu çok, yani ben 3,5 aydan beri buradaydım, bu şehirdeydim. Çok değişik hissiyatlarım oldu yani. Hayata, mesela kendi hayatımla ilgili mesela bir level daha atladığımı düşünüyorum.
Yani biz bunu büyük şehirlerde ya da çok konforlu alanlarımızda tiyatro yaparak yapabiliyoruz zaten. Yani ben İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin birçok ilinde hani tiyatro yaptım ama hani burada tiyatro yapmak buranın dokusuyla, buranın havasıyla, buranın nefesiyle, burada birileriyle bu deneyimleri paylaşmak bambaşka bir şey. Bu bende vicdanen, yani ben bu topraklar için mesela ilk defa hayatımda şunu düşünüyorum yani. Ben bu ülkede, bu topraklarda ilk defa nasıl söylesem hizmet ettiğimi düşünüyorum. Ya bunun verdiği manevi duygu bambaşka bir şey yani. Bu kazanılamaz. Yani ben de konforlu bir şekilde kulisimde oturup sıcak çayımı içerek tiyatro yapabilirdim. Ama burası yani -25 derecede tiyatro yapmak, -25 derecede köylere gidip o çocukları görmek, buradaki insanlarla çalışmak, ben hayatımda gerçekten hiçbir şey değişmem. Hani şey derler yani vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Evet. Yani mesela hani ben bu kadar bu noktada değilim ama yani birilerine dokunduysam ya iyilik bulaşıcı bir şeydir ya. Yani ben birisine dokunuyorsam o da birisine mutlaka dokunacaktır. Buraya benim yapımcı arkadaşlarım geldi. Yönetmen arkadaşlarım geldi ve hepsi birbirine dokunuyor ve herkes birilerine dokunmaya çalışıyor. Bence iyilik bulaşıcı bir şeydi ve ben burada zor koşullarda -30 derecede tiyatro yapabilmek, sanat yapabilmek, oyunculuk yapabilmek, hani konforlu alanımdan çıkmak gerekiyor galiba. Ya ben o konforlu alanından biraz çıktım. Yani sosyal medya vatanperverliği yapmadığımı çok mu iddialı oldum ya? Yani ne bileyim çok naiz hani öyle düşünüyorum ya. Yani gerçekten hisler doğru çünkü müthiş bir fedakarlık. Bireysel olarak bakınca fotoğraf geniş ve fedakarlığı çok yüksek bence de. Ama en mutlu eden de şu. Ya çok uzak bir yer burası. Ve yani ne mutluyum ki mesela beni yalnız bırakmayan sizler varsınız mesela. Siz de o konforlu alanınızı bırakıp hani buraya kadar geliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ağlayacağım şimdi yapmayın. Estağfurullah. Yani Nişantaşı'nda dolaşıp da yani hadi bakalım. Vali Bey'i de ayrı bir parantez açmak gerekiyor sanırım. Evet. Bu oluşumu gerçekleştiren sizlere bu oluşumu yapması için Ziya Bey'di yanlış hatırlamıyorsam sağlayan öncü evet. olan bir insan. Yani Sayın Valimiz biz ona şöyle diyoruz. Sayın Valimiz, abimiz ve kardeşimiz diyoruz. O bir hayal kurdu. Ve bu hayali sağlayabilmek için bize olanaklar sağladı. Ve biz onun sayesinde aslında bütün bunları yapıyoruz yani. Ona duyduğumuz sevgi ve saygı çok önemli. Ben gerçekten bir devlet adamının nasıl olması gerektiğini gerçekten onunla birlikte yaşadım. Bize her saniye, her dakika hep yanımızdaydı. Düştüğümüz zaman kaldırdığı enerjisiyle ve gücüyle. Yani eğer bu oyunu bu şehirde izleyebiliyorsak bence bu Sayın Valimiz Ziya Polat sayesindedir yani. Bu böyle bir kompliman değil, bir şey değil. Bu gerçekten bu böyle yani. Çok kıymetli, çok önemli. Hep şeyi söyler yani. Ben eğer ya küçük çocukların ve gençlerin kalbine dokunabiliyorsam bu bana yeter der. Hatta köylere giderken o da geldi, oyunları izledi. Yani yapmayabilirdi ama onun gücü ve enerjisi sayesinde biz bunların hepsini yaşadık yani. Çok önemli bir adam yani. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim size. Öncelikle hayırlı olsun bugün Ocak oyunun premieri. Sevgili Murat Danacı'nın yönetmeninde. Zaten burada Murat Bey'in sizlerin işaret etmesiyle uzun süredir tiyatroya dair çalışmalarını biliyorduk. Bugün yerinde ve premierde sizlerle biz de bu oyunu burada yaşama fırsatı elde edeceğiz. Neler söylemek istersiniz Sayın Valim? Oyun kapsamında ve genel olarak resimde sizden bir şeyler dinleyelim. Ona göre devam edelim. Öncelikle Anadolu'nun kapısına, Serhat şehrimizi, Kristal Karlar Diyarı'na, Aniye, Çıldır'a, Kars'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biz de yaklaşık 6 ay önce Yozgat'ta buraya tayin olduk. 6 aydır Kars Valiliği ve Kars Belediye Başkan Vekilliği'ni yürütmekteyiz. Tabii belediye sosyal kültürel faaliyetlerinde daha iyi olması için Murat Danacı sağ olsun Yozgat'ta da Yozgat Film Festivali'nde bize destek olmuşlardı. Burada ne yapabiliriz diye konuşunca tiyatro topluluğunu hayata geçirelim. Çocuklarımıza, öncelikle çocuk oyununa başlayabiliyorsunuz. Oz büyücüsünü yaklaşık 10 bin çocuğumuza oynadık şu an. Yine kendi çocuğumuzla, kendi çocuğumuzu oynadık. Tabii çocuk oyundan sonra de büyüklere bir oyun yapalım diye düşündüm. Arkadaşlar sağ olsunlar, aylarda çalışıyorlar. Bugün inşallah hep beraber büyük oyunu
premierini seyredeceğiz. Tabii zor işler. Yani emeği sonuna kadar hak eden işler. Murat Bey demek artık biz Murat'la kardeş gibi olduk. Murat kardeşime teşekkür ediyorum öncelikle. Yaklaşık 2-3 ayda buralarda. Devlet Tiyatrosu'ndan gelen arkadaşlar var. Yalçın'a özellikle teşekkür etmek lazım. Diğer hocalık yapmaya gelen sanatçı arkadaşlarımız var. Gönülden gönüllere akmaya buraya geldiler. İstanbul'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den. Ve gönül yaptıklarını düşünüyoruz. Bugün inşallah oyunun seyircimizin gözlerine, kalbine işlediğine beraber şahit olacağımızı düşünüyoruz. Tabii Kars uzak diyorlar ama bizce uzak değil. İstanbul'dan 2 saat, Ankara'dan 1,5 saat. Buranın insanın sıcaklığında Murat 3-4 aydır yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Çok güzel insanımız var. Tabii bu insanımızın sıcaklığına, bu insanımıza ne yapsak azdır. Sadece hizmet anlamından değil, bina yapmak devletimiz evet. Yapıyor. Diğer kamu kurumu ve kuruluşların hizmetlerini yapıyoruz, yapmak zorundayız zaten. Ama sosyal kültürel faaliyetlere de ağırlık vermemiz gerektiğini, sportif faaliyetlere, sanatsal faaliyetlere, kültürel faaliyetlere ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Tabii tiyatro toplu bunlardan biri. Şu an sosyal kültürel olarak Kars'ta iyi işler yapıldığını düşünüyoruz. Tabii sadece oyun anlamda değil. Yarın inşallah zaman olur da giderseniz. Sarıkamış'ta şu an köylerden gelen çocuklarımız kayak yapıyor. Yani Karın Yıldızları Sarıkamış'ta programı kapsamında. Köyden git çocuklarımıza getiriyoruz. 2 gün misafir ediyoruz. Ve kayak yapmayı, Sarıkamış'ı hiç görmeye, kayak sporunu hiç yapmaya çocuklarımıza kayak yaptırıyoruz. Hiç olmayı bir sucuk ekmeği yediriyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın şu an evlerine masa sandalyeye gidiyor. Akşam vakitlerinde devletimizin imkanlarıyla çocuklarımıza hediye ettiğimiz odam kütüphane projesiyle masa sandalye şu an onlara gidiyorlar. Biz sadece, bir daha söylüyorum, hizmet demek, bina yapmak, kamu kurumunun hizmetleri demek değildir. Biz akıllarına, gönüllerine dokunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Gönüllere dokunacak her işte olduk, bundan sonra olmaya devam edeceğiz. Tabii sadece bizim olmamız yetmiyor. Bu işe gönül veren insanların da olması gerekiyor. Sağ olsun Murat kardeşimin tiyatro toplu liderliğinde buraya onlarca hocamız geldi, onlarca emekçi arkadaşımız geldi. Tiyatroyu burada ayağa kaldırdılar ve çok çok başarılı olduklarını biliyorum. Çünkü 10.000 çocuğumuz oynadı. Hem il merkezinde hem de tüm ilçelerde oyun oynandı, Oz Büyücüsü. Tabii o güzelliği görünce büyük oyunla başladık. Bunun da çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Kars'ta sanatsal faaliyetlere, kültürel faaliyetlere, sportif faaliyetlere ilgin olduğunu görünce biz de şevke geldik. İnşallah devam edecek. Büyük oyunla oynayacağız. Ondan sonra belki diğer oyunlar. Bizim amacımız şuydu. Kars'ın çocuğu Karslılara oynasın. Kars'ta oynasın. Yoksa Allah aşkına devletimiz çok güçlü. Özel tiyatroda getirebiliriz. Başka şeyler de getiririz ama bizim amacımız kendi çocuğumuza yetelim. Kendi çocuğumuz, kendi insanımıza Kars'ta oynasın. Şu an için Kars'ta oynasın. Belki ilerleyen evet. Zamanlarda oyunumuz şehir dışına çıkabilir diye düşünüyoruz. Tekrar tüm emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Murat'a, ekibine, oyuncu kardeşlerime. Yani burada gönüllü olup sınavlarla biz oyuncu kardeşlerimi seçtik. Onları yollayan ailelere. Tabii arkada çok büyük bir ekip var. Kültür Turizm Müdürlüğümüz, belediyemiz, diğer kurum ve kuruluşlar topyekun bir ekip olarak burada bu hizmeti yerine getirdiler. Sizlere de buraya kadar geldiğiniz için, bu günümüze, özel günümüze geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah çok daha iyi oyunları beraber hazırlayacağımızı düşünüyoruz. Kars bu konuda altyapısı olan bir şehir. Biz sadece bu altyapıya hep beraber ayağa kaldırdığımızı tabii düşünüyoruz. Tabii ki tarihi ve kültür olarak zaten mirasınız çok zengin Sayın Valim. Dediğiniz gibi bir de şey noktası çok önemli. Yarının yıldızlarını Kars minvalinde inşa ediyor olmak çok kıymetli. Buna imza atıyor olmak ve sonrasındaki bu oluşumun başlangıç olması da ayrıca kıymetli. Deniz biz bir şey yapmadık. Biz bir şey yapmadık. Yapan arkadaşlarımız sağdaki, sahnedeki arkadaşlarım. Biz sadece onlara yol göstermekle önden açmaya çalıştık. Emek veren buradaki arkadaşımız, arkada bir sürü emek veren arkadaşımız var, gözükmeyen insanlarımız var. Biz sadece sahanın kenarında onlara yol açmak istedik.
Tekrar söylüyorum. Kars'ın çocuğu tiyatro yapacak, Kars'ın çocuğu spor yapacak, Kars'ın çocuğu sanatsal faaliyetlere katılacak. Her çocuğumuz bir müzik aleti çalmasını istiyoruz. Her çocuğumuzun bir yabancı dil konuşmasını, her çocuğumuzun da sosyal kültür faaliyetlere katılmasını istiyoruz. Devletin tüm kurum ve kuruluşlar bu çocuklarımızın elinde, insanımızın elinde. Biz sadece millete ait olanı millete vermeye çalışan aracılarız. Emek veren, tekrar söylüyorum, sahnede alın teri döken oyuncu kardeşlerim, onlara eğitim hocalarımız, bu ekibe uygun ortam sağlayan müdürlerimiz, çalışma arkadaşlarımız, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii oyunu izlemeye gelen insanımıza teşekkür ediyoruz. Devamı gelecek inşallah. Çok teşekkür ederiz Sayın Ali. Vakit ayırdınız. İnşallah bundan sonrası için de daha güzel şeyler. Daha çok hep birlikte bizim de şahit geleceğimiz güzel anılarımız birikir. Daha çok karşılaşacağız. Bir daha söylüyorum. Kars altyapısı olan bir şehir. Bu altyapıyı arkadaşlarımızın emeğiyle ortaya çıkarmaya çalıştık. İnşallah seyircilerimizin de oyun sonrası gözlerinden anlarız zaten. Güvendiğim için burada zaten. Sağ olsun bir daha söylüyorum. 3-4 aydır burada. Sanatçı kardeşimin işi var. Dizisi var. Oyunu var. Ama her hafta kesinlikle geldi. Yönetti. Diğer arkadaşlar ismini hatırlayamadım. Yalçın'ı hatırladım. Yalçın'ın ismi. Özen. Yazdım. Yalçın Özen. Özen. Yalçın da çok geldi. 53 gün kaldı bildiğim kadarıyla. Burada çocuk oyununda. Arada çok arkadaşımız geldi. Emek veren onlar. Buradan Kars'tan emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir oyun seyredeceğiz. Çok ağzınıza sağlık. Sayın Mert. Çok teşekkür ederim. Tıpkı da
Bir alkış istiyorum tekrar. Çok çok daha önemli. Hocam teşekkür ediyorum.